İbni Ebu Hatim'in, Hasan İbni Arefe'den, onun da Ömer bin Abdurrahman el-Ebbar Ebu Hafs'tan rivayetine göre o şöyle anlatmış. İsmail Süddi'ye içlerinden bir sözcü der ki, benim bir dostum vardı. Derdi ki, sen de mi tasdik edenlerdensin? Ayetini sordum. Bana, sana bunu hatırlatan nedir? Diye sordu. Ben, biraz önce okudum ve sana sormak istedim dedim. Şöyle anlattı. İyi ezberle. İsrailoğulları içinde iki ortak vardı. Birisi mümin, diğeri kafirdi. 6.000 dinarı paylaşarak ayrıldılar. Onlardan her birine 3.000 dinar düşmüştü. Allah'ın kalmalarını dilediği kadar kaldılar. Sonra bir araya geldiler de kafir olanı mümine, malını ne yaptın? Bir şeyler kazandın mı? Onunla ticaret yaptın mı? Diye sordu. Mümin olanı ona, hayır, peki sen ne yaptın? Diye sordu. Onunla bir arazi, hurmalık, meyvelik ve nehirler satın aldım dedi. Mümin ona gerçekten bunu yaptın mı diye sordu da kafir olanı evet dedi. Mümin kişi dönüp gitti. Gece olduğunda Allah'ın kılmasını dilediği kadar namaz kıldı. Namazdan ayrıldığında 1.000 dinar alıp önüne koydu. Sonra Allah'ım filanca 1.000 dinar ile bir arazi, hurmalık, meyveler ve nehirler satın almış. Yarın ölecek ve onları bırakıp gidecek. Allah'ım şüphesiz ben senden bu 1.000 dinar ile cennette bir arazi, hurmalık, meyveler ve nehirler satın aldım dedi. Sabahleyin bu 1.000 dinarı yoksullara paylaştırdı. Sonra Allah'ın kalmalarını dilediği kadar kaldılar. Sonra karşılaştılar da kafir olana mümine, malını ne yaptın? Onunla bir şey kazandın mı? Onunla ticaret yaptın mı? Diye sordu. Mümin kişi, hayır, peki sen ne yaptın? Diye sordu. Kafir olanı, arazilerimin işleri ağırlaşmış, zorlaşmıştı. 1.000 dinar ile köleler satın aldım. Arazimde benim için çalışıyorlar dedi. Mümin olanı ona, gerçekten bunu yaptın mı diye sordu da kafir olanı evet dedi. Mümin dönüp gitti. Gece olduğunda Allah'ın kılmasını dilediği kadar namaz kıldı. Namazdan ayrılınca 1.000 dinarı alıp önüne koydu. Sonra Allah'ım şüphesiz filanca 1.000 dinar ile dünya kölelerinden köleler satın almış. Yarın ölecek ve onları terk edecek veya onlar ölüp kendisini terk edecekler. Allah'ım şüphesiz ben şu 1.000 dinar ile senden cennette köleler satın almışımdır dedi. Sabah olunca da bunu yoksullara paylaştırdı. Sonra Allahu Teala'nın kalmalarını dilediği kadar kaldılar. Sonra da karşılaştılar da kafir olanı mümine, malını ne yaptın? Onunla bir şey kazandın mı? Onunla herhangi bir ticaret yaptın mı diye sordu.
Mümin, "Hayır, ya sen ne yaptın?" diye sordu da, kafir olanı, "Bir şey dışında işlerim tamam olmuştu. Filanca kadının kocası ölmüştü. 1000 dinarı ona mehir olarak verdim. Bu mehir hem onu hem de onun beraberindekilerin mislini bana getirdi." diye cevap verdi. Mümin olanı ona, "Bunu yaptın mı?" diye sordu da, kafir olanı, "Evet" diye cevap verdi. Mümin dönüp gitti. Gece olunca Allah'ın kılmasını dilediği kadar namaz kıldı. Namazdan ayrıldığında kalan 1000 dinarı alıp önüne koydu. Ve "Allah'ım, filanca dünya eşlerinden bir eşle evlenmiş. Yarın ölecek de o eşini bırakıp gidecek. Veya eşi ölecek de onu terk edip gidecek. Allah'ım, ben şu 1000 dinar ile cennette senden huriler istiyorum" deyip sabaha çıktığında o 1000 dinarı yoksullara bölüştürdü. Böylece müminin yanında hiçbir şey kalmamış oldu. Pamuktan bir gömlek, yünden bir elbise giydi. Sonra bir ip alıp omzuna attı. Çeşitli işlerde çalışmaya, kuvvetiyle bir şeyler kazanmaya başladı. Bir adam ona gelip, "Ey Allah'ın kulu, bana aylıklı işçi olur musun? Benim hayvanlarıma bakar, onların yemini verir, pisliklerini temizlersin" dedi de o, "Evet yaparım" deyip ona aylıklı işçi oldu. Hayvanlarına bakmaya başladı. Hayvanların sahibi her sabah gelir, hayvanlarına bakar, onlardan arık ve zayıf olan birini gördüğü zaman işçisinin başından tutup boynuna vurarak, "Dün gecenin arpasını mı çaldın?" derdi. Mümin bu zorluğu ve sıkıntıyı görünce, "Kafir olan ortağıma giderim, onun arazisinde çalışırım, bana bir gün bir kuru ekmek verir. Eskidiği zaman bana şu 2 elbisemin yenisini giydirir" deyip kafir olan arkadaşına gitti. Arkadaşının kapısına vardığında gece olmuştu. Bir de baktı ki göğe yükselen bir köşk, çevresinde kapıcılar var. Onlara, "Şu köşkün sahibinden benim içeri girmem için izin isteyin. Bunu yaptığınız takdirde bu kendisini sevdirecektir" dedi. Onlar kendisine, "Git, şayet doğru sözlüysen bir köşecikte uyu. Sabah olduğu zaman karşısına çık" dediler. Mümin gidip elbisesinin yarısını altına, yarısını üzerine koyup uyudu. Sabah olunca kafir olan ortağına gelip kendisini ona sundu. Kafir olan ortağı binitli olarak çıkıp da onu gördüğünde tanıdı. Başında durup selam verdi. Onunla musafaha etti. Sonra ona, "Maldan benim aldığım kadarını almamış mıydın?" diye sordu. Mümin kişi, "Evet almıştım. İşte benim halim bu. Ya senin halin nicedir?" dedi. Kafir olanı, "Malını ne yaptığını bana haber verir misin?" diye sordu. Mümin kişi, "Bana onu sorma" dedi. Kafir olan ortağı, "Seni buraya getiren nedir?" diye sordu da arkadaşı, "Senin arazinde çalışmaya geldim. Günden güne bana bir parça ekmek verirsin. Eskidikleri zaman şu 2 elbisenin yerine başka 2 elbiseyi bana giydirirsin" dedi. Kafir olanı, "Hayır yapmam. Fakat sana bundan daha iyi bir şey yapacağım. Ancak malını ne yaptığını bana söylemedikçe benden hiçbir hayır görecek değilsin" dedi. Mümin olanı, "Onu borç verdim" dedi. Kafir ortağı, "Kime?" diye sordu da müminin cevabı vefakar bir zengine oldu. Kafir olanın kim sorusuna da "Rabbim olan Allah" diye cevap verdi. Kafir olan arkadaşı onunla musafaha eder haldeyken elini elinden çekip, "Sen de mi tasdik edenlerdensin? Öldüğümüz toprak ve bir yığın kemik olduğumuz zaman biz mi ceza göreceğiz?" deyip ayrılıp gitti ve onu terk etti.
Mümin kişi onun kendisine iltifat etmediğini görünce döndü, bırakıp gitti ve bir süre darlık içinde yaşadı. Kafir de bir zaman bolluk içinde yaşadı. Kıyamet günü olup da Allahu Teala mümini cennete koyduğunda geçerken bir arazi, hurmalık, meyveler ve nehirler gördü ve "Bu kimindir?" diye sordu. "Bu senindir." denildi. "Subhanallah, amelimin değeri bunun benzeriyle mükafatlandırılmama yetti mi?" dedi. Sonra yürümeye devam etti ve sayılamayacak kadar çok köleler gördü. "Bunlar kimindir?" sorusuna "Bunlar senindir." denildi. "Subhanallah, amelimin değeri şunun gibisiyle mükafatlandırılmama yetti mi?" dedi. Sonra yürümeye devam etti de kırmızı yakuttan oyulmuş bir kubbe gördü. İçinde huriler vardı. "Bunlar kimindir?" diye sordu da "Bunlar senindir." denildi. "Subhanallah, amelimin fazileti şunun gibisiyle mükafatlandırılmama mı ulaşmış?" dedi. Sonra mümin kişi kafir olan ortağını hatırlayarak "Benim bir dostum vardı. Derdi ki, sen de mi tasdik edenlerdensin? Öldüğümüz toprak ve bir yığın kemik olduğumuz zaman biz mi ceza göreceğiz?" derdi. Dedi, "Cennet yücedir, cehennem alçaktır. Allahu Teala ona cehennemliklerin arasından cehennemin ortasındaki arkadaşını gösterdi. Mümin kişi onu gördüğü zaman tanıyıp, "Allah'a andolsun ki az kaldı beni de mahvedecektin. Rabbimin lütfu olmasaydı ben de oraya götürülenlerden olacaktım. Biz bir daha ölmeyeceğiz değil mi? Ancak ilk ölümümüz müstesna ve azaplandırılmayacağız da. İşte bu şüphesiz büyük kurtuluştur. Çalışanlar bunun gibisi Allah'ın bana bahşettiklerinin bir benzeri için çalışsın." dedi. Mümin dünyada başından geçen zorlukları hatırlamaya çalıştı da dünyadayken başına gelen zorlukların kendisine ölümden daha ağır olmadığını gördü. Bismillahirrahmanirrahim. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العامل